Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Bütün dünyada sesimizi ulaştığı tüm kardeşlerimize enişten dileklerimi, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bugün 28 Ocak 2022 Cuma. Bütün dünyada bizi dinleyen kardeşlerimize hayırlı cumalar diliyorum. Bu cuma sohbetimizde çok önemli konulara tema edeceğiz. Gerek bizi dinleyen ve etrafındaki insanların karşılaşmış olduğu sorunlar üzerinde bizlere acil olarak sizlere aksetmek, anlatmak istediğimiz bazı konular var. O yüzden bu videoyu dikkatli bir şekilde dinlemek gerekiyor. Videolar açıklama bölümünde konuları okumamız gerekiyor. Aynı zamanda yorumlara göz gezdirdiğim zaman bazı kardeşlerimizin videoların uzun olduğunu söylüyorlar. Haklılar. Ancak bazı konuların açık bir şekilde anlatılması için videoları uzatmak zorunda kalıyoruz. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Bunda iki seçenek var. Çok uzun oluyorsa, sıkıcı geliyorsa ara ara dinlenilebilir. Veyahut da benim ilgimi çekmiyor deyip ilgilenmiyorum bölümünü tıklayarak izlemeyebilir insanlar. Saygı duyarız. Bir diğer seçenek, yani ikinci seçenek, sağ tarafta YouTube böyle bir imkan sunmuş insanlara. Bir saat veyahut da bir saati aşkın süreler içerisinde insanlara sıkıcı gelen videolarda hızlandırma koymuş. Oradaki hızlandırma seçeneğine tıklayarak kendi anlayabileceğiniz derecede bizim cümlelerimizi hızlandırarak, yani remix hızlandırarak rahat bir şekilde dinleyebilirsiniz. Yani başka da yapacak bir şey yok. Konuşma tarzımız bu. Anlatış tarzımız bu. Bazen uzun olabiliyor. Genelde kısa videolarımız çok az miktarda, görsel efektlerde oluyor. Bu açıklamalarda siz değerli kardeşlerimize anlatmak istedik. Birçok olaylar içerisinde nasıl bir zorlaştırıcılık varsa bir kolaylaştırıcı olaylar da var. Kolaylaştırabilirsiniz. Biz de kolaylık olarak sizlere bunları anlatmak istedik. Şimdi Hazreti Mehdi davasında bizimle tanışan kardeşlerimiz veya yeni yeni bizim kanalımıza katılan kardeşlerimize çok önemli bir konudan bahsetmek istiyoruz. Şimdi insanlarda aşırı derecede bir musallat mevzusu var. Aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde elhamdülillah Müslümanız diyen bir yönetim sistemi, yollar, havalimanları, binalar, metrolar, birçok şeyler vesaire yapan, dinimize laf söyletmeyen ve çeşitli yerlerde devamlı Müslümanlığını dile getiren bu can bizde olduğu sürece, bu can bu bedende olduğu sürece bizler hizmete devam edeceğiz diyen insanları etrafınızda görüyorsunuz. Şimdi bunu bir siyaset anlamında söylemiyorum. Bakın, insanların şu andaki anlatacağım konular içerisinde temel yaşadıkları paranormal olaylar ve kendi üzerlerinde yaşadığı olayları bir türlü çözümünü bulamayıp olayları kendi içerisinde bir ilim sahibi olmayan cinci hocalar veyahut da paranormal aktivitelerle ilgilenen parapsikolog gibi böyle
kendilerini gören, aslında hiçbir eğitim almamış insanların ağına düşüyorlar. Ve para karşılığında, yüksek paralar karşılığında yaşamış olduğu olayları bir daha yaşamamak istiyor insanlar. İşte bunu şu yüzden söylüyorum. Yani Türkiye'de bunun bir hastanesi olması lazım. Dünyanın çeşitli yerlerinde bunun hastaneleri var. İnsanların kendi ve ailesi içerisinde, kendi yaşamasa dahi çevresindeki insanların aile erkanı içerisinde yaşadığı bu paranormal olaylar bazen kendini rahatsız ediyor, bazen de etrafındaki olayları gördüğü zaman bir korkuya kapılıyor. Musallat olayları Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerinde yaşayan insanların çok büyük ölçüde tehdit etmektedir. Bütün hayatını alt üst etmektedir. Bunu örneklerle açıklayacağız. O yüzden şu anda Türkiye'de bir gereksinim olan, yani mesela bunu daha önce de anlattık. İnsanların mesela vücudunda rahatsızlıklar meydana geliyor, bazı hastalıklar oluyor ve bölüm bölüm hastanelerde yerlere gidiyorlar. Yani tek bir doktora görünmüyorlar. Kalpten rahatsızlığı varsa kalp rahatsızlığını iyi etmek için kalp doktoruna gidiyor. Kalp cerrahına gidiyor. Ciğerlerinde problem varsa ayrı bir doktora gidiyor. Veya vücudunda alerji varsa, farklı durumlar varsa, yani farklı bir ihtisas almış o işin ehli olan doktorlara gidiyorlar. Yalnız işte burada parapsikolojik olayları yaşayan, paranormal aktiviteleri yaşayan insanlar, bunların birçoğunu uzaylılara veyahut da metafizik alem içerisinde aile erkanlarının yapmış olduğu büyülere bağlıdır. Aslında bunlar tamamen insanların kişisel yanlış yaptıklarından dolayı meydana gelen rahmani olmayan, şeytani olan varlıklar tarafından musallata uğramak olay oluyor. Bunların filmleri, saçma sapan filmleri çekildi Türkiye'de, izlemişsinizdir. Yani bu süreç içerisinde şunu söylemek istiyorum. Bizler kişisel olarak hatalar meydana getiriyoruz ve bu hataların bedeli olarak musallat olayını yaşıyor insanlar. Özellikle Hazreti Mehdi davası içerisinde. Ve bunun içerisinde istisnalar hariç diyoruz bakın. Şimdi bu musallatı yaşayan insanlar diyor ki, neler yaşıyorsun? İşte diyor ki, ben namazımı kılıyorum, zikrimi çekiyorum, Kur'an-ı Kerim okuyorum, camiye gidiyorum, hayır hasenat yapıyorum. İşte ama namaz kılarken ben arkamda bir sanki bir gölge geçtiğini görüyorum. Veyahut da en çok yaşadığı olaylar sürekli vesvese, kin, nefret. Aslında namaz kılan bir insan, camiye giden bir insan, zikir çeken bir insan, Kur'an-ı Kerim okuyan, Allah-u Teala'ya teslim olmuş bir insan kin güder mi? Veyahut da aşırı derecede kıskançlıklar meydana geliyor birbirlerini sevenler arasında. Mesela bayanlarda bu kıskançlık erkeklerde olduğu gibi bayanlarda çok miktarlı olur. Ve o kişiye bir türlü anlatamıyor. Yani erkek hiçbir şey yapmadığı halde karşı taraftan devamlı bir telkin var. Yani bir musallat ona devamlı fısıldıyor. İşte sevdiğin şunu yapıyor, sevdiğin bunu yapıyor, sevdiğin şuraya bakıyor, buraya bakıyor ve ortada bir kavga ve çekişme sürüyor. Sonları ayrılık tabii ki. Evlenmeden ayrılıyorlar yani. Veya evlenip musallatın etkisinde olan bayan ya da erkek, bu erkekte de aynı şey meydana geliyor. İşte diyor, sevgilin şuraya gidiyor, karım buraya gidiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Halbuki her şey kanıt istiyor değil mi? Yani bir şahit istiyor, bir kanıt istiyor. Gözlerinde görmediğim bir şey konusunda sana bir telkin geliyorsa bu şeytandan geliyordur bu vesvese. Olayı aslında iyi çözmen gerekiyor, analiz etmen gerekiyor. Şu anda bizi dinleyen kardeşlerimizin içerisinde gönül gözüm açık olduğu için
Dinleyenlerin içerisinde bunları yaşayan kardeşlerimizin olduğunu iyi biliyorum. Veya çevresinde bu şekilde sevdiklerinden ayrılanlar veyahut da eşlerinden ayrılan insanlar oluyor. Yuvalarını yıkan insanlar oluyor. İşte bunun nedeni nedir? Türkiye'de bir hastane olmayışı. Yani dinden bahseden cemaatler, tarikatlar içerisinde istisnalar hariç bir birlik, bir kuvvet yok yani. Ya biz böyle bir hastane açalım. Açmaya çalışan insanlar, yani gerekli bu donanıma sahip insanları o hastane içerisinde bölüm bölüm oluşturacak kişilere bile ruhsat vermiyorlar, açtırmıyorlar yani. Ve o yüzden bu insanlar işin ehli olmayan, ilim sahibi olmayan para tuzağının içerisine düşüp bu insanlar daha da beter durumların içine düşüyorlar. Çünkü fotokopiyi çekip bu insanlara veriyorlar, boyunlarına takıyorlar veya üzerlerinde yastıklarda, yatak odasında, orada burada muskalar geziyor ve bu yüzden daha çok musallat yaşıyor bu insanlar. O yüzden bu konu çok önemli. Bayan veya erkeğe sorduğumuz zaman, yani sen musallat yaşıyorsun dediğin zaman bunlar kabul etmiyor musallat yaşadığını. Diyor ki işte ben ilim sahibiyim. İşte ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, Kur'an vesaire. Bana bir şey yaklaşamaz. Halbuki musallatın tam ortasına düşmüş yani. Çünkü musallat olmayan insana vesvese olmaz. Karşıdaki sevdiği insanı kırmaz, üzmez. Veya onlara ne anlatırsanız anlatın anlamazlar. Yani hakikati anlatsanız da o hep hakikatin içerisinde kendine olan tarafı yontar. Yani onu alır. Yani şu videonun içerisinde desek ki işte farklı bir düşünceyi anlatırken mesela bunu nasıl anlatmak gerekiyor? Yani insan bazı konularda tereddüt içerisinde kalıyor. Yani şunu yapmayın dediğiniz zaman yapın olarak yapın dedin ya diye algılayabilir yani. Sohbet içerisinde bir konuyu anlatırken şunu yapmayalım dediğimiz zaman yapın olarak algılanarak yoruma yazabilir yani. Bunu yapın dedin ya. Ya video orada, yayını belli, konuşmamız belli. Yapmayın kardeşlerim dediğimizde yapın diye kesimlerden oluşur. Bakın tane tane anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bunlar kabul etmiyorlar. Ve bunun çözümünü de anlatacağız inşallah. Şu anda bu sohbetin içerisinde anlatacağız. Şimdi birincisi, bunu evli insanlar veyahut da kendi yaşayanlar veya ailesinin içerisinde bu durumları yaşayan insanlar şunu iyi bilmeleri gerekiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok yani sohbetlerinde bunu dile getiriyor. Hadis-i şeriflerinde dile getiriyor. Yani rüya ile amel olmaz. Bu cümlenin anlamı çok farklı. Yani rahmani rüyalar ve şeytani rüyalar olarak değişiyor. Bazı insanlar akşam olsa da bir an önce rüya alemine dalsam diye düşünüyor. Aslında rüyalar yani insanların gece dinlenme esnasında insanları yormaması gerekiyor. Ama şu anda şeytani gelen rüyalar insanları çok aşırı derecede yormakta. Yani günübirlik çalışma esnasındaki yorulmuşluğun 2-3 katında rüya aleminde insanlar yorulmakta. İşte bundan önceki sohbette anlattığımız frekanslar doğrultusunda bütün kardeşlerimiz değil de istisnalar aç birçok insan rüyayı iyi bir şey sanıyor. Rüyalar iyi bir şey değildir. Rahmani katında gelen kısıtlı rüyaların bazıları gerçek olmaktadır. Allah-u Teala tarafından, rahmani varlıklar tarafından verilen bu rüyalar bazıları gerçek olmaktadır. Bazıları mesaj vermektedir, uyarı niteliğindedir. Ama ekseri yatar yatmaz rüya alemine dalan insanlar gerçekten yani dünyada çok sıkıntı yaşayan, musallatı birebir yaşayan insanlardır. Ve hayal dünyası içerisinde yaşarlar. Devamlı hayal kurarlar. Her şeyi bir şeylere benzetirler, istisnalar hariç. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor.
Aynı zamanda yani Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde yine insanlara bir uyarı var. Yani burada rüyalarla ilgili. Yani rüyalarla amel olmasının haricinde başka bir şey daha söylüyor Peygamber Efendimiz. Yani insanlarda ilim vakıf olduğu zaman rüyalar alınır diyor Peygamber Efendimiz. Ama burada rahmani rüyaları bahsetmiyor. Çünkü neden? İlmi alınmış, gece yatıyor, gördüğü birkaç rüya ama rahmani tarafından gelmiş, uyarıcı niteliğinde veyahut da hayatında yaptığı hataların, yapmış olduğu yanlışların uyarı niteliğinde değerlendirebileceği rüyaları görüyor. Şu anda insanlar diyor ki yani ben yattığım zaman rüya görmüyorum. Ya rüyayı ne yapacaksın kardeşim? Rüya seni yoruyor. Ben sürekli rüya görmek istiyorum ama sen güzel, hoş rüyalar görmek iste. Yani rahmani katından rüya iste. Ve haftada bir insanlar beyinlerini resetlemeleri lazım. Yani birçok konularda sıfırlamaları gerekiyor. Yeni dünya düzeni oluşturmak isteyen sistemler, yeni dünya işte dinini oluşturmak isteyenler, para birimini oluşturmak isteyenler, şeytani sistemler, deccaliye sistem veya ona hizmet eden insanların temel hedefi frekanslar bağlamında şu anda insanların bol bol sanal olarak gündüz ellerinde telefon, iş hayatında telefon, gece de yattıkları zaman frekanslarla şeytani rüyalar tarafından gerçekmiş gibi, rahmani rüyalarmış gibi kandırılmasına sebep oldu. Bunları iyi idrar etmek gerekiyor. Yani bunlar böyle birkaç yılın çalışması değil, yılların çalışması durumunda bizler şu anda bu duruma geldik. O yüzden lütfen rüyalara fazla takılmayalım. Çok rüya görmüyoruz diye de üzülmeyelim. Peygamber Efendimiz'in rüya ile amel olmaz ve artık birçok konularda dünyada ibadetleri konusunda makama gelmiş insanlardan rüyaların alınacağını Peygamber Efendimiz bildiriyor. Ama Rahmaniler bunda bir seviyede tutulmuş. Yani bırakalım da insanların rüyalarına müdahale edilmesin. Ama şu anda şeytani sistemler insanların rüyalarına müdahale eder duruma gelmiş. İşte bu Peygamber Efendimiz'in hadisleri hakikatin tam gerçeğidir. Yani Peygamber Efendimiz hep günümüze hitap etmiş. Ve çok çetin mücadeleler vermiş. Biliyorsunuz ki annesiz babasız büyümüş, amcasıyla birlikte büyümüş, tamam. Ve hep yalnız kalmış yani. Fakirmiş. Hep bir yerlerde yani kendini yalnız hissedermiş. Ama ne yapmış Allah-u Teala? Onu ödüllendirdi. Yani Kur'an-ı Kerim'i Cebrail Aleyhisselam'la tanıştırdı. Kur'an-ı Kerim'i oluşturdu. En sonunda şu anda yani 3-4 milyar insanın dünya genelinde sevgisini kazanmış bir peygamber oldu yani. Ve hala da gönlümüzde. Elhamdülillah, çok şükür. O yüzden Mehdi Aleyhisselam da yani şu 100 yıl içerisinde Peygamber Efendimiz'le benzerliği olacak. Hani bu ana babası veyahut da işte fakirliği konularını insanlar çok benzetme yapıyor ama bundan daha farklı bir durum olacaktır. Bahsedemeyeceğimiz durumlar içerisinde. O yüzden yani Mehdi Aleyhisselam'ın kaderinin %50'liği farklı bir derecede yani Allah-u Teala'nın emirleri doğrultusunda gerçekleşecek. Hazreti Mehdi de Peygamber Efendimiz'in özellikleriyle bütünleşmiş. Yani Peygamber Efendimiz ne diyor? Benden sonra peygamber gelmeyecek diyor. İşte Mehdi Aleyhisselam da %50 oranında peygamber olarak gelmeyecek ve %50 bahsettiğimiz olay yani yarısından daha fazlası bu sefer de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kendisinde vuku bulacak. Ya bu olay biraz çok farklı derecede yani anlatamayacağımız derecede. Hani Hazreti Mehdi'nin gelişi yakın mı diyorlar? Hani bununla ilgili bir alametler var mı dediğim zaman bütün dünyaya baktığınız zaman
bunu göreceksiniz. Yani tek tek saymaya gerek yok. Durumun bize yakın olduğunu Allah-u Teala mesajlarında gösteriyor. Konumuza tekrar dönecek olursak, şimdi çocuklara bunları öğretmek gerekiyor, gençlerimize. Evli olan insanlar veyahut da hayatını farklı şekilde devam ettiren kardeşlerimiz öncelikle şuna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Tuvalete girdikleri zaman, yani bu besmeleyi bir kere ağzımızdan düşürmememiz gerekiyor. Besmele bütün kapıları açıyor ve şeytanın belini kırıyor. İkincisi, tuvalete girerken o bekleme süresi var. Bunu daha önceki sohbetlerde de anlattım. O bekleme süresi içerisinde şeytanın ve cinlerin şerrinden sana sığınırım demek zorunda bir insan musallata uğramaması için. Çünkü şeytanlar tuvalet gibi olan yerlerde veyahut da metafizik alem içerisinde cinler hep tuvalet gibi veyahut da insanların vücudunun bedeninin pis olduğu noktalarda oralarda toplanıyorlar. Veya mutfakta açık yemek, işte bir yemek doldurduğunuz üstünü kapağı açık oraya toplanıyorlar. Yani şu anda bu videoyu siz dinlerken eviniz boş değil. Çıktığınız sokaklar, caddeler boş değil. Sadece göz perdeniz kapalı olduğu için onları göremiyorsunuz. Eğer göz perdeniz açık olsaydı onları görseydiniz, yani inanın yemeğe pişirirken yani kapağı açmaya korkardınız. Onlar her yerde. Allah-u Teala öyle yaratmış. Ama onlardan muhafaza etmek için de bizlere emirler vermiş. Ama insanlar bu emirleri uygulamıyor. Uygulamadıkları için de sonuç olarak musallata oluyor. Ve musallat olduğunu da kabul etmiyor. Çünkü beyin metafizik alem tarafından, yani o cinni alemler tarafından yıkanıyor. Yıkandığı için de bir de buna şeytani sistemlerin gönderdiği frekanslar ve telefondaki o ekrandan verilen veya sesli olarak verilen frekanslar da eklendiği zaman insanlar çaresizlik içerisinde olan bir durumun içerisine sürükleniyorlar. İşte bu yüzden bu videoyu iyi dinlemeniz gerekiyor. İşte bu tuvalete girdiğimiz zaman şeytanın ve cinlerin şerrinde sana sığınırız kelimesini ufak abdest dökmeden veya büyük abdest yapmadan önce bu cümleyi kullanmak gerekiyor. Bunu bir alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Özellikle bu dönem içerisinde. Bugüne kadar yapmamış olabiliriz. Ama bu videoyu dinledikten sonra herkes, yani tuvalete girdiği zaman bir şeyler yaptığı gibi bir durumu o dudaklarında, dilinde artık şeytanın ve cinlerin şerrinden sana sığınırım kelimesini kullanmak zorunda. Besmele çekerek bunu yapmak zorunda. İkincisi, temiz gezmek zorundayız. Hem vücutsal hem de elbiselerimiz yönünden temiz gezmek zorundayız. Birçok insan ben temiz geziyorum, işte abdestli geziyorum, şöyle yapıyorum ama bakıyorsunuz musallata uğramış. O zaman bu insanlar, yani dertlerinin çaresini bulamadıkları noktada ne yapıyorlar? O dertleriyle baş başa kalıyorlar. İşte dertleriyle baş başa kaldıkları zamanlar içerisinde doğru kaynakları dinlemek zorundalar. Bunlardan da insanlar yükümlü. Niye dinlemedin diyecek yani Allah-u Teala. Birisi size anlattı. İşte biz anlatmakla mükellefiz. Anlatıyoruz. Anlat dendi, anlatıyoruz. Daha önce de biraz anlatmıştık ama bu sefer biraz derinleme olarak girdik. Şimdi insanlar abdest alıyor bakın. Genzi yakacak derecede buruna mes verirken, yani ellerimizi yıkadık 3 defa, ağzımıza 3 defa su verdik. Burnumuza mes verirken genzimize kadar çekmek zorundayız. Yani o genzi ıslatmak zorundayız. Ama çok çektiğimiz zaman bu sefer ne yapacak? Üçüncü göze çakraya zorlayacak. Oraya gelmeden, yani hani bundan önceki sohbette bahsettik ya, iki kaşımızın arasında bir üçüncü gözümüz var. Yani ona mes etmek zorundayız. O bizim gönül gözümüzü açıyor.
Çakralarımızı dengeliyor. Ona meshetmezsek orası tıkanıyor. Tıkandığı zaman abdestin bir hükmü kalmıyor. Özellikle boy abdestini alırken insanlar vücudunu işte azalarını temizledikten sonra normal abdest almaları gerekiyor. Yani niyet ettim Allah rızası için abdest almaya diyecek. Önce bir normal abdest alacak. Sonra tekrar niyet edecek. Yani vücut azalarını temizledikten sonra normal namaz abdesti alır gibi abdest almak zorunda. Ondan sonra yine niyet etmek şartıyla niyet ettim Allah rızası için usul boy abdesti almaya diyecek. Ellerini yıkayacak. Ağzına 3 defa su verecek. Ellerini 3 defa yıkadıktan sonra ağzına 3 defa su verecek. Ve 3 defa burnuna yani o suyu verirken genzine doğru çekecek ve 3. gözü mes edecek yani. Ondan sonra vücudunda hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkayacak. Sağ tarafına 3 defa su dökecek. Sol tarafına 3 defa su dökecek. Eğer fiskiye varsa bunu bir tasla yaparsın veya fiskiyeyle 3 defa sağ veya sol tarafına mes edersin. Sağ ayağını ve sol ayağını yıkadıktan sonra havluyla kullanırken Elhamdülillah suresini okuyacak. Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke Nâbüdü ve İyyâke Nestaîn, İhtinas sıratal müstakîm, sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mendûbi aleyhim veled dâlin diyecek. Kurularırken bu Müslümanın görevi. Yani ben kendime Müslümanım diyorum. Kelime-i şehadet getirin Müslüman diyen her insan namaz abdestini alırken o 3. göze mesleyecek. Çekecek yani o suyu. Biraz genziniz yanıyor ama çok çekmemek kaydıyla o genze suyu atacak. Bunu çok önemli olduğu için söylüyorum bakın. Gelelim şimdi bu musallattan kurtulmanın çaresine. Şimdi burası çok önemli. Burayı dinlemek gerekiyor. Şimdi insanlar hocalara, oralara, buralara gidip de yani musallalarla böyle bir çözüm aramaya gerek yok. Evinde huzursuz olan veyahut da üzerine tılsım büyü yapılmış, evinde işte eşiyle arasını bozmaya çalışan, sevgilisinden ayırmaya çalışan birçok insan biliyorsunuz ki hocalara gidiyor. Bunu istisnalar yapanların hocaların ta kendisi. Allah-u Teala onları Kur'an-ı Kerim'de uyarmış. Yani onlara yazıklar olsun diyor Allah-u Teala. Verdiğimiz ilimleri boşu boşuna kullandılar. O yüzden Peygamber Efendimiz de bu işlerle uğraşan insanlara yani Allah'ın laneti onların üzerine olsun demiş. Ya çok büyük bir beddua. Ama onlar uğraşmaya devam ederler. İşte bu medyumlara, şarlatanlara, cinci hocalara gidip para veren insanlar da o verdikleri paralardan mesul. Bakın çok bu işin iktisasını yapmış insanlar var. Bunlar istisnalar hariç, onlara lafımız yok. Yani bu işi ehli, bu işi iktisasını yapmış insanlara gidin. Buna kimse bir şey diyemez. Ama geneli yani %80'i şarlatan. Hep para kazanıyor. Yani onlar elense yatarken, sizin paranızla keyif yaparken, tatil yaparken sizler hala onların verdiği muskalarla gezip onlardan bir tür medet uman insanlar haline geliyorsunuz ve sonuç olarak daha da beter bir duruma düşüyorsunuz. İşte bunun çözümü çok basit. Şimdi bir insan bedenini temizlemiş, elbiselerini temizlemiş vaziyette eğer usul bay abdesti gerekiyorsa bayan ve erkek bunu da alsın. Namaz abdestini aldıktan sonra ezbere biliyor veya bilmiyor. Biliyorsunuz yani dünya bir yönlerden oluşuyor. Kuzey, güney, doğu, batı. Ayağa kalkıp bir insan kuzeye doğru dönecek. 7 defa ayetel kürsü okuyacak. Üzerimde olan şeytanın veyahut da metafizik durum içerisinde olan bütün kötülükleri üflüyorum diye
7 defa ayet-i kürsüye olup kuzeye doğru üfleyecek. Bu sefer arkasını dönecek. Yine 7 defa ayet-i kürsüye okuyacak, güneye doğru üfleyecek. Bu sefer batıya dönecek. Aynı şekilde 7 defa ayet-i kürsüye okuyacak. Yine aynı duayı ederek üzerinde olan bütün kötü enerjileri üflüyorum diyecek. Ve güneye doğru üfleyecek. Kuzey, güney. Bu sefer de doğu tarafına doğru yine ayet-i kürsüye okuyacak 7 defa. Ondan sonra yine üzerimde olan tılsım, büyü veyahut da musallat varsa bunları üflüyorum, göndereyim diyecek. Ve ondan sonra elini semaya kaldırıp Allah-u Teala'dan derdine şifa dileyecek. Olay bu kadar basit. Yine de bu işin iktisasını yapmış kişilerden destek almak istiyorsanız gidip destek alabilirsiniz. Ama o kişiyi iyice araştırmak şartıyla. O kişinin de sizi kandırdığı noktalar olabilir. İşte bu kadar basit. 7 kuzey, 7 güney, 7 doğu, 7 de batıya ayet etküsüyü okuyacağız. Yani 28 defa okumuş oluyoruz. Ondan sonra Allah-u Teala'nın izniyle hayatınızda ve kendinize bir farklılık hissedeceksiniz. Dediğim bu kaidelere uymak şartıyla mutfaktaki yiyecek içeceklerinizin üstünü kapatarak. Yani bir metafizik alemdeki patates var. Yani soymamış bir patates sebzeydi. Ona gelir mi? Onun üstünü kapadım. Hayır. Soğan var. Soğanın üstüne mi gelir? Hayır. Pişirdiğiniz yemekler gece eğer mutfak tezgahının üstünde kalıyorsa ondan bahsediyoruz. Veya bir meyveyi soydunuz, kestiniz, bir dilimi aldınız, sabah nasıl olsa yerim falan. Bunlardan bahsediyoruz. Bunların üstünü açık bırakmayalım. Tuvalete girdiğimiz zaman besmele çekip şeytanın ve cinlerin şerrinden sana sığınırız diyeceksiniz. Küçük abdest ve büyük abdest. Normal abdest alırken üçüncü göz çakraya mesedeceksiniz. 3 defa genzinize çekeceksiniz. Gusül boy abdest alırken normal bir abdest ve gusül boy abdestine niyet edip yine iki abdestte de üçüncü göze çakraya genzinize o suyu çekmek zorundasınız. Ondan sonra az önce dediğim gibi temiz bir şekilde Allah-u Teala'nın huzuruna çıkarak nerede olursanız olun bunu camide, evde, bir odanın içerisinde fark etmez. Kuzeye doğru dönün veya kıbleye doğru dönün veya durduğunuz noktada yüzünüzün baktığı nokta, arkanızın baktığı nokta, sağ elinizin baktığı nokta ve sol elinizin baktığı noktalara 28 defa, 7'şer defa bu şekilde uygulayın. Ondan sonra kendinize bir farklılık hissedeceksiniz. Özellikle bu süreç içerisinde bu çok önemli. Çünkü yok, Türkiye'de böyle bir hastane yok. Diğer ülkelerde var. İnsanlar randevu alıp yaşamış olduğu olayları anlatarak tedavi oluyor bu insanlar. Ama Türkiye'de böyle bir imkan olmadığı için insanlar bu şekilde şarlatanların peşine düşüyor. Ya eminim ki bu videoyu dinleyip de yani gittikleri birçok yerde daha tersine ters tepen, daha da belalara ve musibetlere uğrayan her şey Allah-u Teala'dan ama biraz da Allah-u Teala bu konularda bizleri uyarıyor. Yani bu gittikleri şarlatanların verdikleri o muskaların ne şekilde yazıldığını yani hepsi de fotokopi ya. Yani yırtın bakın yani içi hep fotokopi. Yani gerçek bir hoca el yazması kullanır. İlim yapmış bir hoca para almaz. Ya bir ufak bir çay şeker falan götürebilirsin. Yani o bir hediyedir, ikramdır. Ama yani tutup da bir hoca 20 milyar istemez. Bir 5 milyar, 2 milyar istemez yani. Yani dolar yükseldi artık. Bizde fiyatlar yükselttik diyen hocalar var. Kağıda güç yetmiyor, kağıt pahalaştı diyen hocalar var yani. Bunlar Allah soracak. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ın laneti onların üzerine olsun demiş. Ama bakıyorsunuz güzel yaşıyorlar şimdi. Sonuna bakın yani. O kabir azabında hesap vermede yani mahşer günde ne yapacaklar bir düşünün.
eninde gecinde Allah-u Teala onları yani belalarını verecek. O yüzden kardeşlerim kimse kimseye kandırmasına gerek yok. Yani ayetel kürsü Allah-u Teala'nın bütün ayetleri, bütün sureleri her kapıyı açandır. İşte bu şeytanın belini büken besmeledir. Ve ayetel kürsüyü ve Nas suresini özellikle gözlerden etkilenmemek için Nas suresini yani Kureyzi bir Rabbin naz, Melikin naz, İlahin naz, Mişer ve Sfasıla naz, Ellezi yüvesvesi fi sudur naz, Minel cinneti ve Nas. Nas suresini okuyacağız. Gözlerden, nazardan korunmak için. Ayetel kürsüyü metafizik alemler içerisinde olan yani insanları rahatsız eden işte namaz kılarken arkamdan bir gölge geçiyor veya vesvese devamlı namazda vesvese oluşturur. Vesvese şeytandandır diye boşuna söylenmemiş. O yüzden konuyu toparlayacak olursak rüyalara fazla takılmayalım. Allah-u Teala size ilim vermiş ki bir şeyler öğrenmişsin ki artık rüyaları almış. Rüyalar benden aldı diye veryansım etmeyin. Yani tek tük rüya gören insanlar gidiyor iyi bir yolda gittiğini çünkü yani ibadetlerini yapıyor. Böyle vesveselere de yatıyorum akşam gece birkaç rüya görüyorum onu da hatırlamıyorum. Öyle devam edin. Çünkü genelde şu anda gelen frekanslar üzerinde rüyaların birçoğu yani şeytani onu söylemek gerekiyor. Evet, bu sohbetimizde de Cuma günü sizlere bu açıklamaları yapmak istedik. Bunlara çok dikkat edelim. Eğer sizlere anlatmamız veya acil olan durumlar meydana gelirse yine inşallah Allah-u Teala'nın verdiği nefesle ömrümüz sağ olursa sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Hepinize tekrar sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Temsilde hata olmaz. O yüzden yani bakın bu sorunları herkes yaşıyor şu anda. Ben bunları biliyorum. Yani bu sorunlardan çıkış yine Allah-u Teala'nın ayetlerinde, surelerinde ve bir de bu sanal alem içerisinde işte şu zikri yaparsan çok zengin olursun. İşte şunu böyle yaparsan şöyle olur. Allah-u Teala'nın zikri güzeldir, hoştur. İşte şu kadar namaz kılarsan şu olur. Allah-u Teala dilediğine zenginlik verir. Yani çok böyle zikir çekmeyle, çok namaz kılmayla falan yani yanlış anlamayın birçok insan ben Müslümanım diyor. İşte namaz kılıyorum, Kur'an okuyorum, ibadet ediyorum, bende ilim var, bana hiçbir varlık yaklaşamaz falan diyor ama hallerini görüyorsunuz yani. Bunu da altını çizerek söylemek istiyorum. İstisnalar hariç burada birçok kardeşimi tenzih ederim. Ama bu durumları yaşayanlar varsa etrafınızdaki insanlara bu şekil bilgiler verebilirsiniz. Umarım anlatıcı olmuştur. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah-u Teala yapacağınız duaları kabul etsin. Bizlere de dua edin inşallah. Allah Celle Celaluhu utandırmasın. Her zaman dediğimiz gibi biat Allah içindir.